Hepsini değerlendirdiğimiz zaman ilk yerleşik hayatın bulunduğu alandır. Darma ilk geçişin bulunduğu alandır. İşte milattan önce 12.000 yıldan sonra artık yavaş yavaş burada bir yerleşik hayat oluşmaya başlıyor. Neolitik dönemle birlikte artık şehirleşmenin ilk dizaynı oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu şehirleşme yanındaki Dicle Vadisi'yle birlikte, Hevsel Bahçesi dediğimiz Dicle Vadisi'yle birlikte bir alana dönüşüyor ve insanlar gıdasını bunun üzerinden değerlendiriyor. Daha sonraları hani bu Hevsel üzerinde yaptığımız araştırmalarda işte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde parça parça kentin farklı farklı şeyleri değerlendiriliyor. Diyarbakır'ın kabuzundan tutalım, patlıcanından, biberinden, kum şeftalisinden tutalım. Hatta mor menekşesine kadar. Ve mor menekşesi düşünün hani işte Cumhuriyet döneminde daha yeni yeni işte çay buralara geliyor. Ama hani mor menekşenin işte çiçeklerinden çay yapılıyor ve burada çay içiliyor. Hatta Diyarbakır'da şu an Bursa'da geliştirilen güllerin 12 çeşit gülü Diyarbakır'da yetiştiriliyor. Ve bunun bir kısmı Bursa'da şu an yetişebiliyor. Ve zamanında Diyarbakır'dan, Gavur Meydanı'ndan hacca giden hacılar burada işte güllerin esansını alarak hacca götürüldüğü rivayet edilir. Dolayısıyla hani gülünden karpuzuna, menekşesinden kum şeftalisine kadar hani ciddi bir tarımı olan işte balından tutalım işte ipek böcekçiliğine kadar halen de hani ipek böcekçiliğinden bize kalan tek şey dutlar. Karahöbür diyoruz ya halen satılıyor. O dönem ipek böcekçiliği için ekilmiş dut ağaçlarıdır. Dolayısıyla yani o sistem gidince sadece ağaç olarak kalmış ve zaman zaman işte ilkbahardan ilkbaharla birlikte işte girip çocukları toplayıp getirip şehirde sattığı dutlar olarak görüyoruz karahöbürleri. Ve halen o kültür var. Lokman Hakim'in buraya geldiği rivayeti üzerinden bir değerlendirmeye gidiyor. İşte patlıcanı görünce işte burada biz biraz kalacağız falan deniliyor. Sonra hemen gelip biz de nehir kıyısındaki karpuzları görünce biz burada fazla kalmayacağız diyor. Üstad sen işte niye böyle dedin ilkin işte burada çok kalacağız falan dedin. Niye şimdi işte biz çok kalmayacağız diyorsun. İşte bu karpuz şifadır. Dolayısıyla hani bizim burada fazla hekimlik yapabileceğimiz bir şeyimiz yok diye bir belirlemesi var ve bu anekdotlarla hani bu şehir beslenmiş. Hevsel'in orada oluşan tarım sisteminin şehri nasıl ayakta tuttuğuyla ilgilidir. Şehri nasıl beslediğiyle ilgilidir. Şehrin sağlığının nasıl koruduğuyla ilgilidir. Yani biz mesela tarihi şey olarak değerlendirdiğimizde bu noktalara gelebiliyoruz. Ama hani maalesef hani Cumhuriyet'ten sonra burayla ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmamış. Çiftçiler kendi şeyine kalmış. Şu an gidildiği zaman da hani oradaki işte ekim alanları sadece çiftçiler kendi kalelerine terk edilmiş bir şekilde herhangi bir sistemin olmadığı bir alana dönüştürmüş. Maalesef zaman zaman işte bazı bölgelerde narkotik şeylerle ekiliyor. Ve bu da hani şehrin hemen kenarında yanın başında ekilen bir olgu, yaşanan bir olgu olarak gözüküyor. Bunun yeniden dizayn edilmesiyle ilgili kentin tüm dinamiklerinin aslında ortak konsensüsle oluşturacağı bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Nehir kenarıdır, Dicle Vadisi'dir. Dolayısıyla hani o mikro klima alanında sen çok çeşitli şeyler yetiştirebilirsin. Yani şeyler hariç, yani tropik iklim kuşağına ait bitkiler hariç birçok şeyi yetiştirebilirsin o bölgede. Yetiştiriliyor muydu? Tabii ki yetiştiriliyordu. Tamam. Hani şu an yetiştiriliyor. Şu an maalesef marul'dan, yani sadece sebzeden hariç, Hevsel'den şehre gelen herhangi bir şey yok. Yani soğanıdır, marul'udur ve sebzesidir. Sadece yapılıyor ve bu da çok
küçük ve çok cüz'i alanlara yapılır. Şu anda yok. HEFSA'yla ilgili herhangi bir değerlendirmeleri yok. Daha önceleri vardı. Ve bu yaklaşık 8 yıl önce feshedilen bir HEFSA platformu vardı ve onunla ilgili valiliğin ve Büyükşehir'in ortaklaşa DSİ'nin yaptığı bir çalışma vardı. Ve bu çalışmada işte HEFSA'yı işte biraz daha geliştirmeyle ilgili bir değerlendirme vardı. Maalesef 8 yıl önce bunu da feshettiler ve o da yok şu an. Ve kendi kaderine terk edilmiş bir alan. Bizim önerimiz şu, kentin tüm dinamikleri, yani bu ticaret odasından tutalım, esnaf ve sanatkarına kadar, barosundan tutalım, işte mühendis odalarına kadar, sağlığından tutalım, işte valiliğine kadar ve yerel yönetimine kadar, belediyelere kadar herkesin oturup birlikte oluşturacağı bir kararla HEFSA üzerinde özellikle ya bir işte ilkin çalıştay, sonra bir sempozyum ve sonra da çıkacak sonuca göre HEFSA'da yapılacak icraatlar. Ancak bu şekilde kurtarabilirsin. Yoksa şu anda kent dinamikleriyle birlikte yapmadığın hiç katmadığın hiçbir şey sonuca ulaşmıyor. HEFSA bir bizim kültürel tarihi peyzaj mirasımızdır. Turizm alanımızdır aynı zamanda. Dolayısıyla hani kentin hemen yanı başındaki yeşil alan kente bir silüet olarak da ayrıyeten bir görüntü konforu da sağlıyor. Yine kenti besleyecek tarımsal alanlardır. Dolayısıyla kentin gıdasını kendisinin üretebileceği bir alandır. Dolayısıyla her senin aktive edilmesi aslında şehrin kahir kesiminin, kahir işsiz kesiminin çalışmasının önünün açılmasıdır aslında. Ve istihdamın aslında yaratılmasıdır. Yani sen orada ürettiğin ürünü şehirde tüketirsin ama şehirde de orayı besleyecek zanaatın da oluşuyor. Dolayısıyla hem orada çalışan eleman olacak, hem şehir içerisinde bu zanaatı yapacak eleman olacak. Dolayısıyla iki yerden de sen işsizliği de bu şehre biraz önlemiş oluyorsun. Dolayısıyla hani biz HEFSA'da sadece işte görünen işte kültürel peyzaj mirasımızdır şeklinde baktığımız zaman bile burada bir sınırlama getiriyoruz, onu orada bitiriyoruz. Aktiviye etmiyoruz zaten. Sadece bir tanımlama yapıyoruz, o kadar. Yani bu tanımlama da hani onun içeriğini doldurmuyor. Bu yüzden hani bunun bir adım ötesi olmalı. HEFSA'yı canlandırmalıyız. HEFSA'nın o tarımsal gücünü yeniden ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve bu işte hem işte resmi kurumların ortaklaşa yapabileceği bir şey ve burada şehrin tüm dinamiklerini de katabilecekleri bir durum var burada. Bunu yaparsak kurtarabiliriz.